Siyasetteki gelişmeleri siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun'la değerlendireceğiz. Sayın Tosun, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Ece Hanım. Şimdi İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu istifa ederken İyi Parti'nin merkez sağ parti olma iddiasından vazgeçtiğini öne sürdü. Şeyh Sait İskilipli, Atıf ve Seyit Rıza'ya övgü, Sait Nursi'ye saygı ve anma ve hatta atıf. Şimdi hem istifasını değerlendirmenizi isteyeceğim, hem de sadece bir istifa mı, birazcık da AK Parti'ye selam çakma mı, nasıl gördünüz, nasıl okudunuz? Şimdi Sayın Vekil'in istifa notunda ya da açıklamasında şunu görüyoruz. Kendisi yani merkez sağın tarihini pek bilmiyor. Böyle bir tablo var. Türkiye'de merkez sağın özellikle bu tür dini topluluklarla ilişkisi her zaman güçlü olmuştur, ama onu merkez sağı özellikle muhafazakar İslamcı sağdan ayıran temel nokta da budur. Yani daha pragmatik, daha uzlaşmacı, daha sert bir siyasal dil ile seçmenin karşısına çıkmamıştır Türkiye'de merkez sağ. Şimdi Şeyh Sait'te en azından Şeyh Sait'le ilgili yapılan değerlendirmeler üzerinden kendisine yönelik disiplin cezasını merkez sağdan uzaklaştı şeklinde İyi Parti'yi yorumlamak, bence bu herhangi bir bilimsel karşılığı da yok bunun. Bu açıdan bakıldığında İyi Parti aslında geçmişte Doğru Yol Partisi olsun, Anavatan Partisi olsun, Adalet Partisi olsun, bu tür yapılarla, dini yapılarla, topluluklarla ilişkisi daha pragmatik, Türkiye'nin seküler dinamiklerini dikkate alarak kurulan bir ilişkiydi. Ama hiçbir zaman Adalet Partisi geleneğinden Doğru Yol Partisi'ne Şeyh Sait örneğinde bakış açısı Sayın Vekil'inki gibi olmamıştı. İyi Parti'nin dolayısıyla Sayın Vekil'e ihracıyla ilgili süreç biraz bu bağlamda okunması gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir göz kırpma olarak değerlendirilebilir mi? Evet, şimdi kamu bürokrasisinde özellikle bir mülki idarenin Diyarbakır'da böyle bir en azından afiş bağlamındaki tutumuyla birlikte düşündüğümüzde böyle bir şey olabilir. Yani göz kırpma olabilir, ama özellikle yerel seçime giden bir süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de Sayın Vekil'in yaklaşımını tamamen benimsediğini söylemek bence biraz fazla şey yapmak olur. Yani zorlamak olur değerlendirmeyi. Yani bu çerçevede bakıldığında çok bireysel bir değerlendirme. Evet, bunun bölgede bazı aktörler ve belirli seçmen kitlesi nezdinde karşılığı yok mu? Var, ama bu karşılıktan hareketle merkez sağ iddiasında olan bir partinin Şeyh Sait'i ve o çizgiyi savunması da mümkün değil. Bu açıdan İyi Parti mesele bu şekilde yaklaştı bence. Bu arada İyi Parti Diyarbakır il ve ilçelerinin yarın toplu istifa edeceği söyleniyor. O bilgiyi de paylaşalım. Bu arada tabii AK Parti de Diyarbakır Şeyh Sait Bulvarı yaparak hem muhalefeti kendi içinde bir tartışmaya sevk etti, hem de bir anlamda HDP ya da bölge seçmeni bir çiçek uzatılmış oldu. Bir nevi kendi açısından, yani pragmatik açıdan kazan kazan bir hamle oldu. Ne dersiniz? Evet, yani tabii ki katılıyorum bu değerlendirmeye, ama şimdi Türkiye'de merkez sağın temsilciliğine soyunacak olan bir İyi Parti'nin o tür yaklaşımlarla büyümesinin pek gerçekçi olmadığını İyi Parti teşkilatları, İyi Parti elitleri bilmek durumunda ve bildiklerini de anlıyoruz. Bu açıdan bakmak gerekir. Ha, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle bölgede belirli ölçüde karşılığı olan bu çizgiye destek vermesi AKP'yi ne kadar büyütebilir, o konuda da emin değilim ben. Çünkü bölge seçmeninin oy verme davranışında çok keskin ve HDP çizgisi, HDP hatta DEM çizgisiyle kurduğu bir organik ilişki var.
Bu hangi seçmen kitlesinde etkili olabilir AKP açısından? Muhafazakar Kürtler nezdinde zaten AKP o muhafazakar Kürtlerden desteği yeteri ölçüde alıyor. Yani bunun büyümesini bu muhafazakar Kürtlerin dışında özellikle seküler Kürtlerden alınacak destekte bu tür yaklaşımlara destek vermenin bir karşılığı olacağı kanaatinde değilim. Bu arada tabii İYİ Parti'deki istifa dalgasını da sizle konuşmak isterim. İlk Bahadır Erdem aynı gerekçeyle istifa etmişti. Sonrasında Ahmet Zeki Uçok biliyorsunuz son GİK toplantısında işbirliği olmaması halinde yaşanacak senaryoları gündeme getirmiş ve işbirliğini savunduğunu söylemişti. Ece Güner yine oyları bölersek AK Parti'nin adayı kazanacak, bu bir memleket meselesi, bu bir cumhuriyet meselesi diyerek. Yani hep benzer gerekçelerle istifa dalgası var. Şimdi hem bunu İYİ Parti açısından değerlendirmenizi isteyeceğim, hem de geçmiş seçimlerdeki Millet İttifakı'nın dışarıdan görünümü, yani İYİ Parti desteği olmadan büyük şehirler CHP tarafından kayıp mı edilir acaba? Bir de böyle bakmak lazım. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi İYİ Parti'nin kurumsal desteği olmadığı takdirde büyük şehirlerin kaybedileceği yaklaşımda biraz temkinli olmak gerekir. Çünkü özellikle yerel seçimlerde aday faktörü son derece önemli. Yani İstanbul, Ankara örneğinde son genel 14 Mayıs seçim sonuçlarını dikkate aldığımızda aritmetik olarak bakıldığında normal koşullarda AKP'nin her partiye ayrı girse, hatta AKP ile MHP işbirliği yapmaları durumunda diğer partiler kendi başlarına seçime girerse kazanması olasılığı. Ama işte söz konusu olan büyük kentler, büyük kentlerdeki seçmen talepleri, adayların performansları dikkate alındığında bu aritmetiğin işlememe olasılığı özellikle büyük şehir belediye başkanlıkları için bir miktar söz konusu. Mesela İstanbul örneğinde yapılan son kamuoyu araştırmalarında Sayın İmamoğlu'na olan destek karşısında AKP'nin 3-4 tane geçen isminden biri dahi Sayın İmamoğlu'nun oy oranına ulaşmıyor. Dolayısıyla böyle bir tablo söz konusu ise partinin kemik seçmen kitlesi dışında aday performansının özellikle belediye başkanı ise devreye girdiğinde adayın karizmatik niteliklerinin, adaya ilişkin kamuoyunda oluşan algı, bütün bu faktörler partili seçmenin ideolojik ya da parti kimliği dolayısıyla oy vermesinin üzerinde etki yapıyor. Yani İstanbul, Ankara'da bunun önümüzdeki yerel seçimlerde çalışma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti'deki istifalara gelince şimdi baştan itibaren en son dün Ece Hanım'ın istifasıyla birlikte düşünüldüğünde aslında önemli isimler Bahadır Bey bir hukukçu kimliğine sahip. Sayın Ece Güner de yapmış olduğu akademik çalışmalarla, mesela kendim de yararlanırım yani yaptığı çalışmalarda, en son güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir çalışma da yapmıştı kendisi. Aslında İYİ Parti'ye çok katkı koyacak isimler ve bu isimler parti için verilerle konuşan isimler. Şimdi Ahmet Zeki Uçok örneğini düşünelim. Geçen birkaç hafta önce bir seçim haritası üzerinden bir takım simülasyonlar yayınlandı. Kendilerinin yapmış olduğu çalışmada. Orada işbirliğinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik ki gerçekten öyle. Biz bunu il düzeyinde göremiyoruz ama ilçeler düzeyinde bakıldığında 922 ilçe var Türkiye'de. İYİP'le Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal ya da tabanda bir işbirliği yapmadığı takdirde Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP ortak adayla seçime girer ise bu rekabetin en büyük kaybedeninin İYİ Parti olma olasılığı yüksek. Neden? Çünkü İYİ Parti 14 Mayıs genel seçimlerinden bugüne seçmen nezdinde nasıl bir parti kimliğine, imajına ilişkin algı değişikliğine yol açtı? Parti daha çok içeride yaşanan tartışmalarla kamuoyu nezdinde anlam ifade ediyor. Bu açıdan bakıldığında aslında rasyonel olan, verilerle konuşan elitlerin partiden ayrılması, MHP'nin biraz bu merkez sağ konusunda kararını netleştirememesi,
hatta Cumhuriyet Halk Partisi gölgesi altında kalma gibi bir endişesinin olduğu şeklinde okunabilir. Evet. Peki şimdi CHP'nin adayları önceden açıklaması meselesi. Yani iller bazında baktığınızda seçim rekabetinin CHP için zor olabileceği iller de var aralarında. Dolayısıyla aday açıklama takvimi mesela kampanya performansını nasıl etkiler sizce? Şimdi özellikle yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kazanma konusunda rahat olmadığı, hatta kendisinde olmayan il ya da ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması bu kampanya süreci açısından önemli. Yani kampanya zamanı daraldıkça adayın kamuoyuna kendisini anlatması, seçmeni ikna etmesi, ayrıca partiyle de seçmeni ikna etmesi güçleşiyor. O yüzden sürenin yaklaşık olarak işte 4 aya yakın bir sürede bu adayların açıklanması bence önümüzdeki süreçte bir pozitif etki yaratabilir, ama pozitif etkinin de bir sınırı var tabii. Yani adayın niteliği çok önemli. Partiye ilişkin seçmendeki algı çok önemli. Yoksa kampanya 180 derece seçmen tercihini değiştirme gücüne de sahip değil yani normal koşullarda, ama her anlamda bence erken açıklanması kampanya performansı anlamında önemli. İstanbul özelinde ne dersiniz? Bugün Sayın Özel İmamoğlu'na bir destek ziyaretinde bulundu ve İstanbullu seçmene emanet etti İmamoğlu'nu. Oradaki durum nasıl? İstanbul'daki durum nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada yani Sayın İmamoğlu'na İstanbul örneğinde yönelen seçmen desteği azımsanmayacak bir seçmen desteği. Yani şu anda herhangi bir 2-3 isim sorulduğunda seçimi kazanma eğilimi en güçlü olan aktör. Ama seçime daha 3,5-4 ay var iken bu tabloda Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın İmamoğlu'nun karşısına hangi adayları çıkaracak, hangi projeler devreye sokulacak ve özellikle Sayın İmamoğlu'nun bu İstanbul İttifakı'nı başarma konusunda ne ölçüde yol açacak? Yani bütün bu etkenler bir araya geldiği takdirde Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'da kazanma şansı AKP artı MHP işbirliği yapıp diğer partiler tek başına girse dahi ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Nitekim son günlerde izlediğim kamu araştırmalarında da benzer bulgular dikkat çekiyor. Yani fark çok mu fazla? AK Parti mesela İstanbul'da İmamoğlu'na karşı kazanacak aday bulamıyor mu şu anda? Şimdi bulamıyor demek yani bir ölçüde bence yeterli bir değerlendirme olmaz, ama kazanacak aday peşinde, yani soru işareti olmayacak adayı bulma. Araştırma sonuçlarına göre şu aşamada kazanacak bir aday yok. İşte AKP'nin de beklentisi kim kazanacak aday olur? Onu yakalamak. Gerçi 3-4 tane de isim var sonuçta sürekli olarak tartışılan. Bir sürpriz isim olabilir mi? O da zor görünüyor, ama her koşulda AKP artı MHP yerel seçime gider iken 14 Mayıs sonuçlarını veri aldığımızda artı birle seçime başlasa da İmamoğlu faktörü seçim rekabetinin çok sıkı geçmesi gibi bir tablo ortaya koyacak. Peki sizin öngörünüz ne? Mesela AK Parti'nin adayı, bütün isimler telaffuz ediliyor. Tabii çokça isim telaffuz ediliyor, ama size göre öne çıkan bir isim var mı? Yani aslında kamuoyunda öne çıkan isimler işte eski Ulaştırma Bakanı'ndan Sağlık Bakanı'na, Çevre Şehircilik Bakanı'na kadar hepsi kamuoyunun önünde olan, popüler ve belirli bir toplumsal desteğe sahip olan isimler. Bu isim yine İstanbul'daki yanılmıyorsam Esenyurt Belediye Başkanı. Bütün bu isimlerin belirli toplumsal desteği var, ama mesele Ekrem Bey olduğu zaman, şimdi bu konuda artık seçime girdiğinde kazanması muhtemel adayı bulmak istiyorlar, biraz onunla ilgili gibi.